Andrew McCarthy isimli bir fotoğrafçı, güneşin belki de, bugüne kadar çekilmiş en net fotoğraflarından birini, çekmeyi başardı. McCarthy'nin fotoğrafı, güneşin tüm kaosunu ve güzelliğini gözler önüne seriyor. Çıplak gözle baktığımızda yalnızca sarı, parlak bir top olarak gökyüzünde duran güneş, aslında bundan çok da karmaşık ve, göz korkutucu bir yapıya sahip. Gezegenimiz Dünya ile birlikte etrafındaki her şeyi enerjisiyle ısıtan güneş, geçtiğimiz günlerde bir astrofotoğrafçı tarafından uzun uğraşlar sonucunda, muhteşem detaylarıyla gözlerimizin önüne serildi. Fotoğrafçı Andrew McCarthy, özel olarak modifiye ettiği bir teleskopuyla birlikte, toplamda 150 binden fazla fotoğraf çekti. Ardından yaklaşık 14 saatlik uğraş sonucunda, tüm fotoğrafları bir araya getirerek, şu anda gördüğümüz güneş fotoğrafının ve, bu fotoğraf parçalarının oluşmasını sağladı. McCarthy'nin fotoğrafı, 300 megapiksel çözünürlükteydi. McCarthy, bu fotoğrafın oluşmasını sağlayan tüm kareleri 29 Kasım 2021 tarihinde, modifiye ettiği Explore Scientific R127 teleskobuyla çekti. Fotoğrafçı, fotoğrafları çekmek için çabuk çekim tekniğinden faydalandı. Bu teknikle birlikte her bir fotoğraf, 2.1 megapiksel çözünürlüğünde ve 16 bit yoğunluğundaydı. Fire and Fusion ismini verdiği final fotoğrafı, güneşin kaotik manzarasını bugüne kadar belki de, en net şekilde görmemizi sağladı. Fotoğraf, elbette biraz insan elinden de geçti. Normal şartlarda kullandığı filtre nedeniyle, güneşin kenarları karanlıklaşıyordu. Fakat McCarthy, bu kısımları ve özellikle güneşten çıkan plazmaları da görmemizi sağlamak için, fotoğrafı işlemden geçirdi. Paylaşılan bir diğer fotoğraf olan bu fotoğrafsa, güneşin en aktif bölgelerinden birini gösteriyordu. Fotoğrafta manyetik alanlar açıkça görebiliyor, güneşten çıkan plazmaları da, daha yakından inceleyebiliyoruz. Bu arada bu işe meraklı olanlar için, McCarthy'den de önemli bir uyarı var. Güneşe bakmak için normal teleskoplar kullanmak, son derece tehlikeli. Bugüne kadar, güneşe teleskopla bakan bazı kişilerin görme bozukluğu, hatta kör oldukları bildirildi.